Herkese selamlar dostlar. 9 Nisan 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 7 adet mücadelem var. İdeallerinden ve yüksek oranlarından bahsedeceğim. Şimdiden değerlendirecek herkese bol şanslar. Öncelikle bir maç skor yarışmamız var ve bu maç için 3 kişi alacağım. Katı Telegram grubuna Nisan ayı boyunca. Liverpool Arsenal maç skoru ne olur sizlere sorduk. Maç skorunu bilen 3 arkadaşımızı katı Telegram gruplarına Nisan ayı boyunca alalım diyorum. Yorumlara yazmayı unutmayın. Geçtim bunu. Yine Instagram adresimiz değişti. Onun da bilgisini vereyim. Herhangi bir iletişim kurmak isteyenler soru, görüş, öneri ve şikayet her şey olabilir. Instagram'dan Kangal Bey adresinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Gruplara gelmek isteyenler herhangi başka bir şey maç olur vesaire. Buradan benimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Geçtim burada. İki tane yüksek misli verilmişti. O yüksek misliler geldi. Perşembe yüksek misli verildi. Cuma verilmedi. Cumartesi de verildi. Şu anda maçlar oynanmadı. Devam ediyor. Yani oynanmadı şu an yani. Akşam maçlarına verdik. Şimdi Valencia maçına 1 vermiştik. 1250 TL önermiştik. Bir tane de yüksek bize Avrupa vermiştik. O da cumartesiye kadar zaten güzel bize kar ettirdi. Aynı şekilde cumartesi de Yüksek mislerimizi verdik. Bakalım ne olacak? Akşam belli olacak. Yüksek mis seviyesine bu şekilde kasa yönetimi yaparak da devam ettiğimizi söylemek lazım. Perşembenin kombineleri aynı şekilde geldi. İki tane kombine verilmişti. Ana kombine ve alternatif kombine olarak da Euroleague ağırlıklı gitmiştik. Oradan da tekrardan kazandık. Bunları da geçeyim zaten. Bunları zaten göstermiştim. Canlı olarak da zaten devam ediyoruz. Şimdi canlı rekoru falan yazmışımdır ben başlığa. Yani canlı şov falan yazmışımdır mutlaka. Şimdi göstereceğim. Cumartesi'yi göstereceğim. Ekranda vardır şu anda. Yeşillendirdik. Hatta direkt cumartesi'ye geçeyim ben. Şimdi baylar. Şöyle bir başlangıç yaptık. Hanover Hamburg. ilk yarı 0 500. Sürpriz bayis ne? İlk yarı Hamburg golü. Ne oldu yeşillendi mi? 1.80 1.37 aldık. Devam et. Everton maçını ilk yarı bir gol aldım. Neler neler kaçtım. Maç şu an oynanıyor 2-0. İlk yarı bir gol aldım. Onun dışında Everton maçına dakika 26-0-0. 2.5 üst aldım. Şu an 90 artı 2 oynanıyor. 2-0 televizyondan açık. Bu yatabilir. Devam. Everton maçında ilk yarı gol geldi mi? Geldi. Yeşillendirdik. İkinci gol Everton. Ne oldu? Geldi mi? Tertemiz. 2-0. Martial attı. Rashford asist. Martial gol. Devam. Monza maçına bahis verildi. Ev gol 1.5 üst. Toplam gol 3.5 üst. Monza maçından aldık mı aldık? Everton maçının ilk yarı golünden, ilk yarı birinden aldık mı aldık? Moskova maçı vardı. Toplam gol buçuk üst. Dakika 65'te verildi. Verdi mi? Verdik. Bu da yeşillendi mi? Yeşillendi. Devam edelim. İkinci gol geldi. Ankara gücü maçına şu an ilk gel 1.5 üst verilmiş. Diğeri de verilmiş. Bu şekilde. Cumartesi'de şu an sadece bir kayıp var. O da şu an daha kayıp, kayıp değil. 90 artı 2. Son bir dakika. United maçından bir gol gelmezse kayıp. Bu şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Canlı maçlarla birlikte. Cumartesi zaten. Cumartesi videosu da şu an 3 maç oynandı. 3'ü de yeşillendi sanırım. Yüksek oranlarıyla yeşillendi bir de. Şimdi bakalım pazarda. Sizlerden ricam videoyu atan like'lardır. Like'larınızı eksik etmeyelim arkadaşlar. Artı 300 seviyesindeki like'larınızı bekliyorum. Herkese bol şanslar. Şöyle bir yüksek oranla başlamak istiyorum. Sivassporla Spor'la Başakşehir mücadelesi. Başakşehir hafta içinde bir mücadele oynadı. Galatasaray'ı yendi. 3-2'lik skorla. Burada Sivas deplasmanına gidecekler. Ki maç Sivas'ta oynanacak bu maç. Evet Sivas'ta oynanacak. Çünkü Erzurum Erzurum'da oynamıyor da Sivas acaba Sivas'ta mı oynuyor? Bir merak ettim. <laughs> Şimdi bu maçta şöyle bir beklentim var. Yani kim alır kim yener bilmiyorum. Kaçamak bir tercih yapmak istiyorum. Maçın indeks beklentisi de 1-1. Bana göre de mücadele 1-1 veya 2-0-2-1 ayarında bir Başakşehir tarafına kayabilir belki. O yüzden yüksek orandan tek tercih almak istiyorum. Toplam gol aralığı 2-3 gol tercih yaparaktan da değerlendireceğim. Bunun oranı 1.79. 1.79 gibi oradan gayet güzel. Aldık çıktık. Montpellier ile Toulouse mücadelesi. Montpellier kendi evinde gerek özellikle kanatlarını çok kullanan bir takım. Şöyle söyleyeyim her iki takımın ana taktiği. Montpellier takımı kanatları çok kullanır. Toulouse da arkaya uzun top atar. Genellikle bu şekilde oynayan bir takımlar ikisi de. İkisinin de gol bulma ihtimali yüksek ki özellikle Toulouse tarafı dev Basman'la uzun top olayını iyi yapıyor. Montpellier de kendi evinde basacaktır. Bu yüzden dev Basman attıkça ev sahibi yüklenen her iki takımında bulacağı goller idealdir bence. KG var olarak değerlendirdim. 1.45'te bulunanı var arkadaşlar gayet güzel bir şekilde aldım çıktım. Diğer mücadelem rimes Brest mücadelesi. Rimes'in son dönemlerdeki performansını biliyorsunuz ki bence bu takım şöyle ilk 5'te falan bitirmeyi hak ediyor. Brest de oynayacaklar. Brest de son mücadelesine galip geldi. Güzel gollü bir maçta galip geldi. Ben burada Rimes tarafında olacağım. Daha ne oynadığını bilen zaten teknik direktörün hikayesini biliyorsunuz. Futbol menajerden çıkma gelme. Hatta A lisansını daha geçen gün aldı sanırım haberleri vardı onun da aldım bilmiyorum. Yoksa Rimes takımı 40 bin euro her maç başına ceza ödüyordu. Öyle bir muhabbet vardı. Ben burada Rimes tarafındayım. Rimes'in doğrudan galibiyetini sizlere önerebilirim. Bir 40 kişi gibi oranından. İyi oynuyor takım çünkü gerçekten. Onun dışında Rimes'in maçları yani Şöyle söyleyeyim çok zor gol yiyor. 2-0'a getiriyor maçı bitiriyor. Fişi çekiyor öyle söyleyeyim. 4.5 altında birinin oranı 1.68. Yani bir 40'tan gireceğinize 1.70 bandına kadar da oranın neredeyse 2 katını çıkartabilirsiniz. Ha ben bir sistem atacağım diyorsanız da 3.5 altında birinin oranı da 2.08. Bununla ekstradan sistem atarsınız. 2-0 ayarında bir maç bekliyorum. Real Betis ile Kadiz mücadelesi. Bu maçı özellikle aldım çünkü deplasmanda eksikler var. Bu deplasmandaki eksikler de önemli eksikler. Eksiklere baktığımız zaman da Dep Basman'ın kalecisi bu maçta yok. Kart cezalısı. Aynı şekilde defansın göbeğinde de stoper de bu maçta olmayacak. O da kart cezalısı. Onun dışında eksikler de var. Real Betis tarafında Fekir'in yokluğu var. Önemli bir eksiklik de onun sakatlığı devam ediyor. Onun dışında herhangi bir önemli eksiklik yok. Kirlikleri de baktığımız zaman da Real Betis'te burada bir yarış içinde. ilk 4 yarışına şampiyonlar ligine girme yarışı var. Ankara gücü 2 hayırlı olsun. Mat sonu birimiz devam ediyor. Ee, Real Betis'in ben burada kazanmasını bekliyorum. Yine doğrudan bir galibiyetini önereceğim. 49 gibi orandan. Yine o yükseltmek isteyenler 4.5 altında 1 falan yapabilir. Çünkü Real Betis'e çok fazla gol atamayan bir takım. 2-0 ayarında bir maç bekliyorum. Aynı şekilde Reims maçına 2-0. Real Betis maçına 2-0 bir skor beklentim var. Liverpool'la Arsenal mücadelesi. Bu maçın maç skorunu sizlere sorduk. Maç skoru ne olur diyerekten de güzel tempo bir maç olacaktı. Liverpool kendi evinde farklı bir oyun sergiliyor. Arsenal zaten ne oynadığını biliyoruz. Şampiyonluk yolunda zaten... Ee, ağır favori şu an Arsenal. Kaybetse de zaten herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü puan farkı biraz var City ile birlikte. Ee, yani kaybetme hakları var açıkçası. Fakat burada kaybederlerini bilmiyorum ama benim gözüm biraz beraberlikte. Yani gollü bir beraberlik gelecek gibi skor beklentimde 2-2. O yüzden idealden bir var aldım. Günün en güzel maçlarından bir tanesi 1-36. Oran düşmüş yalnız. Bir 40 seviyesindeydi bir 36'ya kadar oran düşürmüşler. Ben burada idealden bir var aldım. Onun dışında şöyle de bir tercih yaptım. Yani 2-2 skor beklentim olduğundan dolayı üst ve varın oranı da şöyle 1.57. Hem her iki takım birbirine gol atar hem bir takım burada 2-2 beklentim var. 2-1 falan da kazanma ihtimali var. O yüzden var ve üstü de burada 1.57'den biraz daha yüksek oranı veririm. Ama kupona koyarsam var o koyarım ben. Beşiktaş'ta Giresunspor mücadelesi. Beşiktaş'ta buradan yani derbiden 10 kişi galip, galibiyet aldıktan sonra hatta Ondan sonra TFF başkanı da açıklama yaptı. Dedi o Hatay Antep maçları sayılmayacak falan dedi. Sayılacak dedi yani. Öyle bir açıklama olunca Beşiktaş da UEFA'ya gitti. Derbinin gazıyla bence. Derbinin de bir gazı olduğunu düşünüyorum ben. Giresun'da oynayacak. Giresun'da geçen hafta, Celtic de geldi hayırlı olsun. Giresun'da geçen hafta iyi bir futbol sergiledi. 2-2 kaldı. Normalde çok daha erken Alanya ile oynadı. Çok daha erken öne bile geçebilir ki. O goller zaten 87'de 90'da falan geldi. Ben burada Beşiktaş tarafındayım. Beşiktaş daha iyi oyunla. Ama şöyle gideceğim. Golünü alacağım. İlk yerden bir Beşiktaş golü alırsak. Şöyle bir 38 gibi oranı var. İdealdir. Beşiktaş ilk yerden gol bulma ihtimali var. Moralle birlikte atma ihtimali yüksek. Onun dışında ilk yerden de bir galibiyet neden olmasın? Bunun da oranı yüksek zaten. 1.66 bu yönde bir değerlendirme yapabiliriz. Mücadelede 2.3 2-1-3-1 bir beklentisi var. 2.5 üstünde bir de 177. Çok fazla bulandırmayalım suyu. Feyenoord'la Wallwijk wow mücadelesi. Feyenoord'da bu mücadelede neredeyse tam kaldı. Geçen Ajax maçında yenildi. O Tadi çiplesini gördünüz mü? Bak Orkun'a neler yapıyor. İzlemişsinizdir mutlaka. Bol tayfa. O Tadi'yi yakaladığımız yerde artık. Bağırta çağırta. Feyenoord burada wall ile oynayacak. Feyenoord'un da galibiyeti tabii ki normal ama nasıl bir galip gelir? İlk yarıdan bir galibiyetini alırsak bir 34 alırız. İdealdir. Yani ideal olarak önebileceğim maçlardan bir tanesi. Çok fazla yatmasını beklemiyorum. İlk yarıdan fişi çeker. Onun dışında biraz daha yüksek oranlarında diğer seçeneğinde ev sahibi iç yarıda kazanır var. 1.94'te bunun oranı var. Hemen bu alt sırada ekranda gözükmüyordu muhtemelen. Feyenoord iki de kazanma ihtimali de var. O yüzden değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Toplamda 7 maç anlattım. İdealden yüksek oranlardan bahsettim. Hafta sonu bizim için şu an çok güzel geçiyor gerçekten. Tekrardan sizlerden şöyle bir like isteyelim. Like'larınızı eksik etmeyin. Yorum ve görüşlerinizi aynı şekilde yoruma bekliyorum. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.